İyi akşamlar sevgili futbol severler. Beşiktaş Rize'de 4-0 kazandı. Maçın bitimiyle sevgili hocamızın yorumlarını alacağız. Yeni teknik direktörüyle de yeni bir başlangıç yapmak üzere siyah beyazlı takım ve üç birlik kendi sahasında yaşadığı hafta sonu yaşadığı Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından bu sezonun belki de en flash takımlarından biri Rize Spor karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyetle evine dönecek Beşiktaş. Hemen e, tabii e, Santos'u konuşacağız hocam ama önce bir 90 dakikanın yorumunu ve özellikle genç Semih için e, ilk yarının bitimiyle de güzel şeyler evet. söylemişsiniz e, söylemiştiniz. İki gol bir asistle tamamladı. 18 yaşında ve e, her maç oynadığında bir, bir şeyler görüyoruz genç oyuncuda. Sezon başı niye değerlendirilmedi? İşte o soruda Beraberinde Çünkü henüz daha 3-4 ay oldu ee, takım. Kadroya zaman zaman girmiş baktım işin ocağı zamanında. Yani kadroyu derken yedeklere falan girmiş. Tabii ki fırsatını değerlendirdi. Ee, belki şampiyonluk yarışında olsaydı her şey normal gitseydi görev almayacaktı ama çok yetenekli oyuncu olduğunu görüyoruz. Güvenli, ee, mermi gibi vuruyor bir kere. Yani Zamanlaması falan da iyi. Geçen hafta söylediğim gibi tam böyle. Aslında tam onu isteyecektim sizden. Yani, i̇zlemeyenler için onun teknik çok güzel bir analizini yaptınız. Şimdi... Pozisyonu, hani nasıl, hani uzun bir ha. indiriciyle, hatta Kovačević niyat, Nihat e, evet, örneğin şu zaten o 18'de, 17'de falan da çok gol atmış. Şimdi sol taraf oynuyor. Geçen hafta bir ara sağ tarafa geçti. Merkez santral gibi Hı -hı. De oynuyor. Ee, bu büyük avantaj. Şimdi günümüz futbolunda böyle çok nadir buluruz. Ya sağ tarafta Cengiz gibi açık oyuncuyu görürüz. Gezal gibi. Ya da sol tarafta yine e, Tadiş gibi gidip kesen oyuncu gibi görebiliriz ama şimdi bu golcü kanat oyuncularına. Kim gibi? Tuncay Şanlı gibi diyelim. O da golcü sol taraf oyuncusuydu. E, iki, yani Santipor'a çok güzel destek olabiliyor. Larin'in bir dönem olduğu gibi. Ki Larin bile böyle e, değil. O biraz daha... Bir de Tabii, Sonradan evrildi. Yani Hızlı, çok hızlı değil ama çabuk. Yani daralandık yakaladığı zaman. Seri değil mi? Bir sallanıyor. Sallandığı zaman rakibi hemen Dengi, attığı evet. kendi adına ikinci golde bir metre içerisinde hemen tak yarım yarım metre gönderdi rakibin kurtuldu vurdu. Bir yani, avantaj yaratıyor. Yaratıyor. Geçen hafta da aynı gördük. Tabii ki o çok önemli. Zaten Beşiktaş'ın başkanın açıklamasında olduğu gibi Kupa hedefi ve Ziraat Türk Kupası ve Önümüzdeki yılın yapılanması. Aslında Semih'le ben oyuncuya Santos'la başlamakta fayda var. Çünkü ben e, e, istatistik istedim. Gerçi a, yokmuş galiba beyin koşu mesafeleriyle ilgili. Şimdi şunu görebiliyoruz Beşiktaş sezon başından beri oynadığı daha doğrusu mücadele ettiği oyuncuların şu bir örnekli söyleyebilirim. Raşit Sağ. Sezon başından beri bu kadar arzulu gördük mü? Evet. Bu kadar çok golden çoş, ziyade mücadelesi toplu gitmeyi, hani raşit'in gelme sebebi olan özelliklerini yansıtmaya çalıştı. Aynı şeyler e, kimin için söyleyebiliriz? Mesela merkez orta sahada genç oyuncuya görev verdi. O da e, şey Umut mesela Umut Meraş mesela şeyde Fenerbahçe maçında kaldıramadı maçı. Kramp girdi. Şimdi oyunun sonuna kadar, uzatmaya kadar sahada kaldı. Cetson aynı şekilde daha gayretli gözüküyor. Yani bu geçiş dönemindeki Rıza Hoca'yla da olsun hangi hocayla olursa olsun o geçiş döneminde iyi değildi. Türbünde bir Santos gelince kafasında şu var. Maalesef ki maalesef Rıza Çalınbay'la devam etmesini mümkün görmeyen bir oyuncu grubu daha sonra Serdar Hoca'yla devam etme ihtimali görmeyen bir oyuncu grubunun başına öyle bir teknik adam getirdiniz ki tartışmaya hiç açmadığınız bir teknik direktör. Yani bir dünya çapında evet. çok önemli bir teknik adam aldınız. Ve Hasan Bey'in de söylediği gibi 15 teknik direktörle görüştük. Buna karar kıldık. Şimdi o hocanın Tabii or şimdi oraya şöyle diyeyim. Emin ol Hollandalı Van Brokker'ın bu, bu kadar ağırlı olmaz. Şimdi orada bütün oyuncular şimdi şu gerçekleri görelim. Her ne kadar kulüplerimiz zaman zaman ekonomik sıkıntı olsa da şu kadroyu yapalım. Bu kadroda hiçbiri kapıdan kovsam bacadan girecek hepsi oyuncular. Beşiktaş gibi bir takımda oynamanın kıymetini bileceksiniz. Değil mi? Büyük bir kulüp. Ama bu oyuncular da Beşiktaş kulübünün e, formasını giydiğinin farkındalıklarından kopmuşlardı. Ben de biliyorum ilk hoca değişikliğindeki Beşiktaş bütün hoca değişikliğinde Şenol Hoca ayıldı Burak Yılmaz ilk maçını kazandı. Burak evet. Yılmaz ayrıldı, Rıza Çalınbay kazandı. Aynı şekilde Serdar Söyle, evet. Ama ikinci maçını... E, Tabii, inişler kaybettim. çıkışlar devam ediyor. Şimdi edin. mesela göreceksiniz, dört maç üstünde kazan bir, üç tane daha yapıştırır şimdi. Bu tür ağırlığı bir teknik adam geldiği zaman, şimdi oyuncuların, eyvah ben gitmek istemiyorum şeyi başlayacak e, oyuncularda. Mesela bugün Serdar Toprak Tepe'yi bir konuda tebrik edeyim. Zaten müsabakanın bakın özeti şu. 46. dakikada maç bitti. Semih'in ikinci golü. Evet. Takım adına üçüncü golüyle şimdi 2-0 İrfan İlhan Hoca geldi. Beyler dedi bakın dedi pozisyona giriyoruz. Sakın maçı bırakmayın. Biz bu maçı çeviririz. Serdar Hoca dedi ki ya beyler dedi bizim de devre aman ha kapanmaya falan kalkmayın. Bir tane mutlaka bulalım gibi konuşmalar yapıldı. Tabii hiç kimse de birinci dakika gol beklemiyor. Bu golden sonra işte o İlhan Hoca'nın soyun bütün konuşmaları oyuncularda bitti. Evet. Dikkat ediyorsan artık Rize takımı tamamen hücum yapmaya çalışan bir takım oyun disiplinde. Kon dışında. Olay dışında. Havlattan bir takım. Tek başına ayakta kaldı. Pozisyon karambol. O, Fakat Beşiktaş'ı da ilk yarıda, bakın 2-0 önünde kapattı ilk yarı Beşiktaş. Ama ikinci yarı Beşiktaş daha iyi oynadı. Çünkü golü erken buldu. Oyuncular bir rahatladılar. Ve hemen hemen tüm ucumlarını doğru pas yapsalar daha da farklı olabilirdi. Evet. Hatta Bravo Serdar Hoca'ya dememiz sebebi 3-0'dı. Cenk'i çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Evet. Ee, bir pozisyon oldu. Semih Raşit'sa geldi. Evet. semiye verdi. Semih çekti vurdu. Rakibinden döndü. Cenk'e gitti biliyor musun? Cenk isyan etti. Bana niye vermiyorsun evet. diye. Şimdi evet. burada çıkarırsan onu hani problem olur. İçin daha yani hem hoca tabii. görmesi için hem de bak ne oldu? Golü gol. attı evet. hemen çıkardı. Şimdi bu antrenörün oyuncu ilişkileri için çok değerli. 3-0'dan dönmeyeceğini görürken bari Cenk'i de yani şimdi zaten gol de atamamış. çıkarmayayım bir, bir gol sıkıştırır diye düşündü. Bravo yani bu zekice bir davranış. Şimdi Beşiktaş'ın 11'i asla bizim sezon başı 11'imiz olamaz. Arkadaki 4 oyuncu da Beşiktaş'ın 11'indeki 4'lü değildi. Yanlış de orta sahadaki 2 oyuncu Hacı Ahmet Oğuz ve Jetson. Üçüncü oyuncu. Soru şartı Şenberden Salih, salih olabilir. Evet. Şimdi Demirege'yi de görmeye başladım. Geçen hafta solda Emirhan'ı gördük. Raşit ise demek ki sana o kadar bon servisi verdiler. Bugüne kadar neredeydin? Bunu söyleyelim. Şimdi teknik direktör ağırlığından bahsediyorum. Hepsi bugün aman dediler hoca maçta. Biz haftaya pendik deplasmanı. Sonra içeriden uyacağı. Pardon. Cumartesi günü Karagümrük Karagün. Karagün. maçı. Karagümrük'ü de yenerler. Ve Karagümrük maçında bir şey söyleyeyim mi sana? Hava soğuk değil mi? Kar yağacak. Hı hı. 25 bin seyirci gider. Bak 10-15 bin oynayan seyirci. Şu hava bir anda geldi. Değişim. Bak skordan bağımsız. Çünkü kulübe de olacak ilk kez antrenörleri. Teknik adam da normal hani standart, ortalama bir teknik adam değil. Çok evet. büyük oyuncularla çalışmış. Çok tecrübeli. Avrupa şampiyonu evet. yapmış Portekiz evet. tarihinde ilk kez. Ve çok işçisiydi. Valla Ronaldo'lar falan evet. çalışmış bir antrenörden. Çok büyüdü. 4-3'ü oynayıp sonra skordan sonra 3. koldan sonra tekrar edeyim. Maç 3. gole kadar kafa kafaya gidiyordu 2-0'a rağmen. Ama 3. koldan sonra tamamen işin rengi değişti. Rize Sporlu 2-0'lu ümidini, olan ümidini tamamen kaybetti 3. golden sonra. Oyundan sonra da zaten Hoca demir gibi biraz adres çıktı kornerde. Çıkardı. Şeyi aldı orta sahi. Tayfun'u aldı. Evet. Raşit Say'ı çıkardı. Gezzal'ı Gezzal aldı. aldı. Evet. Ve o da Gençleri de son 4 sıfırdan sonra aldı. Muleyka'yı da merkeze gol sonra Cenk'i aldı. Bir tek savunmada oyunun sonlarında Emre Can aldı. Merkezdeki stoperlere baktığımız zaman hepsi hepsi de şutlara karşı hamle yapmaya çalışıyor. Hepsi bak genç oyuncular ya bunlar. Hep hamle yapmaya çalışıyor. Tecrübeleri olmayabilir ama. Şimdi hocanın Maç e, Hacı'nın ilk röportajı çok önemli. Bas şey söyledikleri. Savaşçı ölecek falan bilmem. Hı hı. Yani, bunun için çıkıyor. Ben bu tür cümleleri çok sevmem. Kaybetmeyi sevmem. Hiç kimse sevmez. X bantunu derler ki tablo oynasa kaybetmek istemez. Hiç bantunu kaybetmek istemez ama böyle bir profil geldi. Şimdi çok ağırlı olan bir profil geldiği için ama Beşiktaş Kulübü'nün mutlaka ekonomik olarak değerlendireceği şeyler vardır. Abu Bakar. Mesela Beyli'den ayrıldılar ikinci yarıda ödeyecekleri 1.600'ü kazanç olarak görüp ben niye yaplar diyemem bunu. Çünkü bu sene iddian olmadığı için oraya daha böyle enerjik ve daha onanayı kiraladı Beşiktaş Marsilya. Şimdi yanlış onanamı diyordunuz. Marsilya da mı yanlış oran aldı? Yani bu Doğru, tuhaflık hocam, var bu işte. O, o tamamen şehir efsanesi olur mu? Çok önemli kariyeri Şimdi var. Hani onu söylemek istiyorum. Biz buradayken Kocaeli'deki maçı seyrettim. hazırlık maçını. Hı hı. Pardon, afedersiniz Sakaryaspor maçını Beşiktaş'ın. Ee, onanayı bir biz yorum yapacak maçlarını izlemedik burada. Fazla evet oynamadı. Yani. Marsilyalı, yani şöyle dedi bir şey matematik. Dünya futbolunda, Avrupa futbolunda artık oyuncular aslında çok önemli yetenekler dışında 3 yaşa 5 yukarı hemen hemen aynı tip oyuncular. Yani çok fark etmiyor aslında biliyor musun? Yani uçurum yok aralarında. Eee transferini yaptı Beşiktaş. Teknik adam Teknik adam olarak ama Şimdi hocayla oturacaklar. Oyuncu profili de yüksektir. Çok antrenörün vizyonları bu anlamda. E hemen büyük yıldızlar tebrik bütün Portekizli süperstarlar tebrik Artı, mesajı. Artı geçen söylediğin gibi menajerlik sistemi çok otu Yeter ki tuzağa düşmeyeceksiniz. Onun bir sürü Brezilya'dan, Portekiz'den havuzu çok çok fazladır. Neden önemli fazla olması? Hatta ekonomik şeyi söylemiştim ama. hocam. Yunan ligine de yıllarca tabii. oraya da tabii. hakim yani. Yani ekonomik olarak bütçeyi konuşacaklar aralarında. Samet Hoca, Feyyaz e, ve Hasan Bey oturacaklar. Hüseyin Yücel de var galiba yönetimde. Bunlar değerlendirecekler. Diyecekler ki bizim bir şeyimiz bu. Dikkat ediyorsan önce bir oyunculardan bir kurtulalım modundalar. Hayır, şey Yabancı Abu Bakar'la Rozi'ye var mı diye. Yok. Muhtemelen evet. Abu Bakar'dan da. Ama şunu da hocam. Bir dakika ya ben bunları bir görmem lazım diyebilir bak. Demiş zaten ee, o ben demiş görmeden hani Heh. duyduklarımla değil gördüklerimle hareket ederim. Şu demiş. Bir gerçek şöyle ortalama bir teknik adam getirseydiniz iniş çıkışlar olurdu. ama Beşiktaş artık bundan sonra üst üste maç kazanma serisi başlar. Bu teknik direktöründe çünkü oyuncular benden yani çok güçlü bir teknik direktör Rıza Hoca güçsüz olduğu için değildi. Rıza Hoca başkan tarafından benimsenmediğini oyuncular görüyordu bizler de görüyorduk. Kongre öncesinde de kongreden sonra da. Rıza Çalınmay karşılaşmadım daha ediyor. Rıza çalınmayı değil Santos'ta olsa o ucunu hissederdi. O demeçlerini hisseder Gidişattan yöneticilerin ilişkilerinden, Samet Ağabey'in bu Zaten gelirken Gerek. anons edilen Hı. E, işte takıma e, 8 maçlık veya işte 2 maçlık şey evet. vermişler teknik adama. <laughs> seçim öncesi birkaç yayını izlemiştim Hasan Bey. Gazeteciler Şeffaf olacağız. Ama bazen de en son şunu öğreneceksiniz demişti. Hakikaten de en son duydular hepimiz. Evet hiç hiç duymamıştık. Yani bir ortaya Lüçes katıldı. Belki görüşmedi. Başka görüşmedik, isimler görüşmedik de Glasner vesaire. Burada tabii yani en doğru kararı verdiklerini düşünüyorum ben kendi adıma. Nasıl oynatacak ne olacak bilmiyorum ama ben e, teknik direktörlerin ağırlığının oyuncunun üzerinde hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ronaldo'ya talimat veren buradaki oyuncuya düşünecektir. Ya bugün tesadüf değildir. Şimdi bakın haftaya ve e, cumartesi günü kara günü sonra takımın ne kadar arzu olduğunu bir hafta önce Kasımpaşa maçına bakalım. Bir de Karagümrük maçına bakacağız, göreceğiz. Taraftarla birlikte muhtemelen kara yağış olacak olmasına rağmen dolayısıyla Beşiktaş ilk yarı karşılıklı maç ikinci yarıda 46'dan sonra tamamen Beşiktaş'ın inisiyatifinde Verdiği veya karambolleri de kendisinin verdiği kadar oldu izin. Rize Spor takımı da ilk yarı itibariyle baktığımda burada boşuna gelmemişler. Kontrollü, iyi bir takım. Tek problemi, mesela üç büyüklere gol atamadılar. Galatasaray maçı bir sıvır bitti. Fenerbahçe maçı. Beş o nasıl yorumluyorsunuz hocam? Yani e oyun oynamak isteyen takımlar hı. karşı. Büyükler daha böyle rahat oluyor. Değil mesela hatırlarsan Hatay'da Fenerbahçe böyle rahat böyle orta saygılara evet. çıkayım diyordu. İstanbul Spor mesela Antrenörün demecini dinle Hakan'ım... ...ben istediklerimi yaptım diyor... ...yemek yapmasam utanayacaklar... ...ama niye hücum yapmaya çalıştık... ...oynamaya çalıştık diyorsunuz ama... ...böyle fener Beşiktaş gibi olduğu zaman... tercihler ters dönebilir... E, e, hocam bu arada Fernando Santos'la ilgili... ...iki nokta var... E, ...iki konu yazarlara baktım... E, ...altı çiziliyor... ...birincisi hatırlayacaksınız... ...Fan Bronckhorst'ta da söylemiştim... ...o biraz daha sonuç odaklı bir teknik adam... Şimdi Santos da öyle Fernando Santos da hep öyle biliniyor yani kontrollü, skor odaklı hani daha nasıl diyeyim tam öyle değil ama savunmayı hiçbir zaman e, şöyle, Şeye getirmiyor, risk o belki almıyor Avrupa şampiyonlukları şeyden dolayı söylüyorsundur. Hani yok yok yok, hep öyle. Yunanistan'da da öyle eleştirilmişti milli takımın başında. Olabilir, yani. sen daha iyi takdir edersin. E, i̇kincisi de bu çok uzun süredir kulüp çalıştırmaması. Ona değinmiştiniz. Ona da bir parantez açalım mı? Ya yani o da eleştiri. Onun da gördüm. Ya yani şimdi bir şey bulacağız eleştirmek için. Evet, uzun süre milli takımda çalışmamak, şey kulüp takımında çalışmamak, yarışmacı bir takımda çalışmamak dezavantajdır. Fakat artık bu kadar deneyimli bir teknik adamlar için bu artık bir şeydir. Çabuk atlatılabilecek Hı. bir şeydir. Ön Hatta güzel bir şey söylemiş. Özlemişim kulüp. İşte içinde o, olmayı demiş. Evet. Ben onun için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum ama burada asıl göre yönetici Şimdi teknik direktör sınavını geçtiler. Önemli olan oyuncu evet. grubuyla hiç bilmediğimiz ekonomik durumları ne olacak işte 1 milyon 600 bin euroyu da feda edebiliyor. Ya ben buna nasıl koptum ben e, beliden gelecek şeyi istemiyorum al 1.6 bin yüzdeki yılın parasını git dediler. Hiç bu tür tercihler bunu benim için kullanmasınlar diye Raşit ise böyle oynadı. Onu söyleyeyim. Tabii ismin ağırlığı çok Tabii, değiştirdi. Önemli. Bence daha kulübeye gelmeden etkisini gösterdiğini düşünüyorum. Tabii burada en hassas konu Beşiktaş'ın tekrar Masoakolar'ın işte döndüğünde, Kolyeler'in, yavaş yavaş Gezdal'ın, en önemlisi Roziye'nin filan bunların durumları ne olacağını bilmiyoruz biz. Şimdi bu bir iş transferdir. Tekrar takıma kazanmadır çünkü bunlar oyuncular. İki beki de iyi. Hatta işte. Abu Bakar yani biraz... Hatta yani. Abu Bakar. Yani. Hatta Abu Bakar. Aynen öyle. Ee, i̇yi bir santifoya ihtiyacı var. Planlamayı yaparken küçülerek mi büyümek? Yani oyuncu kadroları Hı -hı. boşaltıp ekonomi bu sene tutalım Temmuz'da Haziran'da yapalım Hamli mı? yapalım. Yoksa şimdi mi yapalım mı? Bunu zaman gösterecek. Ee, bu arada diyelim ki hocam yani mesela Masuaku ve Roziyi bugün... Bu kalitede, bu uyumda bulamazsın, bulamazsın zaten. hani e, Abu Bakar hadi başka bir duruma geldi. Orada farklı bu oyuncuların da, da. bakış açısı farklı olabilir artık. Evet. Zaten onun ilk demeci o. Ben görmeden duyumlarla. Eğer duyum oyuncular göreceğim. açısından evet. da empati yapalım. Oyuncular da hani, belki bu oyuncularla çalışmak için can atıyordur. Can atabilir. Yani, yani seyirci de kucaklarsa. E, peki öyle diyelim ki masuak Roziye, Abu Bakar e, hatta Koli de döndü. Ee, ilk hamlesini nereye yapmalı Beşiktaş? Stoper herhalde değil mi öncelikle? Şimdi şu aslında bu süreç gelecek için önemli bir süreç. Tıpkı Semih'i Semih varmış. Evet. Şimdi, şimdi bir anda Tayyip bu maçı 99 dakika oynaması önemlidir. Çok 6 aydan fazla sakatlık yaşamış. Evet. Geçen hafta son Yarım, evet, evet. Bir oyuna girmiş. Bir duruyor şimdi yerli statüsünde olduğu için. Artı Zaynedenov'u da görüyorsunuz artık. Başka bölgelerde de deneyecektir mu? Tam bir joker. Hatta Umut Meraş'la ilgili de. Şimdi bakın hadi takım hep beraber gönderin getirin. Öyle bir ekonomi yok. Bugün bon e, bonservis elinde oyuncuları artık kovalıyorsunuz. Ne tür stratejileri var onu bilmek mümkün değil. Artık anahtar teslim çalışmak zorundalar. Böylesine deneyimli teknik adam getirdiler. Mutlaka şu anda da görüştükleri hocanın vizyonunda oyuncular vardır. Şimdiden bir iki tane alırlar gibi. Ama öncelikle devam etmek istemediği oyuncular var mı acaba onu bilmiyoruz. Evet. Ama etmeli mi etmeli Rozier'i diyeyim. Özellikle Abu Bakar soru işareti. Hı hı. Ama Rozier'in kesinlikle... E çünkü Abu Bakar konusu çok farklı yerlere ve çok kutuplaşmaya neden oldu. Yani bir de seyirci de e, olayın içerisinde. Beşiktaş taraftarlarının da kırdığı... Çemberley'in, kırgınlığı... Çemberleyin muhtemelen lisansını dondururlar. Çünkü ciddi bir sakatlığı var. Ee, belki de önümüzdeki yılda iş yapacak bir on numara tercih. Mesela Beşiktaş evet. öncelikle bir kere yarı Necip gördüğüm profesyonel anlamda hep başka bir adam. Fakat evet. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışma yarışan takımlara güne baktığımız zaman liderleri var. Oyun için lideri, lideri yok Beşiktaş'ın. Yani Mert orta sağ olsa tamam. Evet. Ama yok. Yani tıp oynasalar Beşiktaş şampiyon olur. Hiç konuşmuyorlar birbirleriyle. Jetson, tamam eyvallah, Demirege, Salih, Hacı Ahmet hepsi ee, Tayyip Talha aynı, Onur aynı şekilde. Hatta hocam, ee, Bu daha, şampiyonlukta son şampiyonlukta yok. takımın lideri dediğimiz Gezal bile öyle değil, oyunuyla no, oyunu, liderlik lider liderli oyun. falan değil de. Oyunuyla, kalitesiyle. Pepe'nin oynadığı bir takımdan bahsediyorum lütfen. Şimdi Ceko'nun oynadığı bir rakibim var. Galatasaray'a gelince savunmadaki oyuncudan en ünlü oyuncuya kadar lider ruhlu oyuncular bunlar. Beşiktaş'ta bu lider oyuncu olmadığı için, oyuncular olmadığı için ne yapıyorlar? Hemen saklanıyorlar. Oyun içerisinde de emin ol Kasımpaşa maçını hakem uzatacak diye ötüleri kopuyordu. Şimdi Bitse o... de gitsek. Aynen. ola Ben de yaşadım aynı şeyler. Eyvah kaç dakika acaba uzatacak dersiniz. Bir de bunlar bu kopuşlar büyük takımlarda çok büyük şeyler oluşturuyor hocam. Yani size bir şampiyonluk sezonunun arkasında üç evet. büyüklerde bu tür sezonlar. Hakikaten o düşüş inanılmaz oluyor. Evet. Yani. Bir anda tanınmaz hale geliyor. Evet. Mesela Abdullah Avcı şampiyon oldu bir sene sonra toparlayamadı yani bir türlü. Sergen Yalçın da aynı şekilde. Ama şimdi Abdullah Avcı gitti. Altı galibiyet, 3 beraber muhalifiyet tekrar bir sıfırdan almış gibi oldu. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani teknik direktör değişiklikleri ilgili Recep Uçar'ın da açıklaması önemli. Biz rakiplerimizle oynadığımız zaman antrenör değişiyor ve kazanıyorlar bize karşı dedi. Beş yarı falan dedi. <laughs> En son Sivas'ın deplasmanında Kayseri yenmesi gibi ki şimdi ligin ikinci yarısının 18 maç ama hani tabii bu 16. hafta 20 geçen maç. Geçen hafta oldu yani. ikinci yarı başladı varsa şimdi aklıma geldi deplasman deyince Bakıyorum herkes deplasmanda başladı uçuyor ya öyle başladı geçen haftadan beri. Fener 5 attı değil mi? Sivas 3-1 yendi Kayseri deplasmanda. Evet. Antalya Alanya beraber kaldı. Geçen haftaymış. Geçen haftadan hı. buraya da geleceğim tabii. E, Trabzon Ankara'da kazandı. Sivas kazıp Sivası. E Beşiktaş'ı yendi 3-1 değil mi? Trabzon Ankara'da yani. Trabzon Ankara'da kazandı. Bugün Alanya e, ya Antalya Pendi. Ankara yedir. gücü 1-1 bitti. Geçen hafta Trabzon Ankara'da Ankara gücünü yendi. E, Antalya bugün Pendi'yi yendi. Evet. Beşiktaş bugün gitti. De, Dönüşte evet. yani, son 5 günlük deplasman de takımlarının maç kazanma sayısı muhtemelen daha fazla. Bir, Öyle iki, gözüküyor. 2, 3, 4 orada 7 maç şu anda. Evet e, ee, yani 14 maçın 7'sini de deplasman yani oynanan evet. geçen bir buçuk hafta içinde 14 evet. maç oynandı. 7'si deplasman galibiyeti şu anda. Biraz zorlarsak 8-9 yaparız onu. Biraz çalışırsak. Öbür sezon. <laughs> Yarın ve perşembe yani. mi? Ya, ev sahibi takımların kazanma sayısı çok az. Geçen haftadan beri. En fazla 2 veya 3'tür. O saydığın 14 maçta. Şimdi Beşiktaş dördüncü sıraya tırmandı maç fazlasıyla. Ya, ee, Trabzonspor'un bir puan gerisinde. Şöyle düşünelim. 57 puanın düşünebiliyorsun musun? Beşiktaş gibi bir takım kaçını kaybetmiş? 25 puan kaybetmiş. Evet. Ve dördüncü. Yani birinciyle ikincinin diğerleriyle aralığında fark 19 hafta itibariyle uçurumu olmuş. Yani 18 hafta itibariyle. Trabzon ve Galatasaray. Beştaş maç fazlasıyla mı? Tabii maç fazlası var. Yani Trabzon kazanırsa. Galatas Galatasaray ve Fenerbahçe kazanırsa zirveden 18 puan geride kalmış. Beşiktaş, bu an devre arasında. Evet bu antrenör değişikliğini özellikle şampiyon olan takımlar da biraz şey olmuşlardır. Daha böyle şimdi Beşiktaş Fenerbahçe maçı gibi maç olmayacaktır. Tabii. Maç. Bu arada tabii Beşiktaş şöyle da bir olmuş. durum da var hocam. Ba şöyle bir baktım programa girerken. Ee, sizin sezon başı çizdiğiniz tablodaki Beşiktaş ilk düşüşü yaşadığında sizin ee, şaşır yani yanıldı yanıttı beni Beşiktaş dediniz. Biraz da Demirspor yanıttı sizi. Ama Demirspor'da bu kadar sürprizsin olacağını düşünmedim. Bir anda kadrolar. o i̇şte da bir istedim. sürpriz ya, Çok, yani istemedim. bu oyuncuların gitmek Her, istemesi evet, gitmesi. bir kadrosu vardı. Bir anda kadroda çatlaklar eğer, oluştu yani şu anda 7. sırada Adana Demirspor. Savunmasındaki oyuncuları gitti. Belhan da ayrıldı. Endiaya ayrıldı. ayrıldı. Evet, Yang mıydı? NDI evet, mıydı? sağ bekten vazgeçtiler. Şu andaki mevcut Santifor'da kavgalı ayrıldı bir de. Balotelli yine. Sakat saat. Evet. Ee, sizi şaşırtan onlar yani, oldu. O da bu sözlerinden şu da doğru. Bundan sonraki bölümde e, kulüplerin yapacakları transferler veya yapamamazlık sıkıntı yaratabilir bazı takımlar için. Ama Antalya Spor takımında yani Sergen Hoca hakikaten çok e, maçtan sonra geçen haftaki maçtan sonraki Demirci'ni dinledim. Ee, hani kolay değildir bu antrenörler kolay kolay da kötü oynadıklarını kabul etmezler. Yani bir puan bizim içindir iyidir demek kendi ilk maçını kazandırır sana. Tabii. O demek Gerçekçi çok... olmak. Evet gerçekçi olmak. Bu arada hocam Beşiktaş'ın hangi yolu izleyeceği konusunda bir parantez açmıştınız. Bence Beşiktaş'ın hani kupa garanti bir şey değil yani hani Tabii. finale gidersin bir pozisyonla... Kupayı kaybedersin. Yani, e, yani ilk dörtte tamamlaması gelecek sezon e, Avrupa için. Çünkü Avrupa'da oynamak istiyoruz diyor Sayın Başkan. Benim mutlaka ilk, ve mutlaka. Benim ilk beşim sezon başındaki ilk beşim devam ediyor hala. Fener, yani e, Beşiktaş'ın Beşiktaş Beşiktaş, devam. Ediyor o yüzden ya. ben bir transfer harekatı olacağı kanaatindeyim. Yani ilk dörde tutunmak için. Ya Beşiktaş, Mutlaka taş, yapmalı diyorum. Yani. Beşiktaş şu kadroluşları dönerdi. Zaten ilk dörde girer bu teknik adam değişti. Onu söyleyeyim sana. Beşiktaş ilk dörde atar kendini. Öyle beş, altı, yedi falan olmaz. Evet biraz da tabii Adana Demir tehdidinin de ortadan kalkması Gördüğünüz sanki. Gördüğünüz altlardan mi? takımlardan iyi bir Antalya Elias gün top oynuyor. Evet. Kasımpaşa çok inişli çıkışlı. Bugün sıfır kaybetti. Başkanım. Bazen söylerim bazı gazetelerin bulmacaları çok so zordur. Olmaz değil mi? Çözümen şansın yok. 3-0 mı bitti maç? Evet 3-0 kazanmış Başakşehir. Kasımpaşa kazanmış olsa aa falan demezdik. Demeyiz tabii. Evet. Tabii bu arada Başakşehir'de aradan 23'e kadar. Tabii var. bir ara düşme hattındaydı sezonun ilk bölümünde. Tabii düşme Antalya'da hatında. Ankara Gücü'de son 6 maçtır kazanmıyor. 5 beraberlik mağlubiyeti var. Evet, düşme hattının 4 takımından 3'ünün de İstanbul ekibi olması e, dikkat ya şimdi dikkat. İstanbul ekipleri çok ya hakikaten. Mesela Fenerbahçe deplasmanda kaç gol atmış? 23 gol atmış. Değil mi? Evet, doğru. Evet. 23 atıp 5 yemiş. Tamam. Yani Bunlardan 10 tanesini 2 tane attı. Pendikli Karagümrük şey attı İstanbulspor zaten. 23 golün 10 tanesini onlar attı. İstanbul evet. deplasman mı yani bunlar? Tabii mesela Beşiktaş şimdi önce Karagümrük sonra Pendik. Evet. Güzel bir fikstür. Ya İstanbul Spor. takımlarından dolayı bu puanlar da arttı, avarajlar da arttı. Onu söyleyeyim sana. Şu hem kalite farkı var. Şimdi Pendik, Karagümrük, İstanbul Spor gibi maçları çok çantada kilitlik gözüküyor yani maçlar. Peki hocam biraz sonra araya gideceğiz. araya gitmeden tabii bir Beckham Bauer'ı anmadan etmeyelim. Yani Zagallo'yu konuşmuştuk. ama Beckham Bauer <laughs> bizler için bambaşka yani e, bizim jenerasyon ve sizin jenerasyon yani futbolu bize sevdiren tabii, tabii. çok büyük figür Kaiser İmparator. Şimdi Pele, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Şimdi falan biz yetişmedik ama hı. Beckenbauer'ı izledim ben hı hı. 74 Dünya Kupası'nda çocuktum 12 yaşında dedim izledim ben. Ee, daha sonrasında tabii e, izledim. Dünya futbolunda Topla çıkan ilk futbolcudur Libero olarak. Dünya futbolunda. Hani şimdi savunmadan çıkan oyuncular var ya. Zaten bir ara verildi sonra 15-20 sene olmadı. Bekan var. Çok teknik, klas, hmm. centilmen bir futbol bir Hakikaten de büyük bir efsaneydi Frans Yani siz, ben e, hayal hatırlıyorum onun. E, yani 70'lerin ortasından Ama itibaren. O vardı 70'lerde. Sekim. Esas okuduğum 66'da o şoku yaratmış. Yani 20 yaşında libero hücum yapıyor, gol atıyor. Seri 4 yaşında e, işte, edin. hayır. Yani bıraktığı... oy, oyunu değiştiren futbolculardan biri. Yani, Mayer, Fox, Şivarsan ve Beckham var. Breitner, Bonof, Overa, Tönes, Kroosky, Müller, Erzan var. Evet, müller değil mi? İleride. Evet. Hollanda maçını öyle zaten. İki bir şimdi iki şey bir Müller'le ilgili izin verirsen. Beckham var, verirsen... Şivarsan Bek'i bırak. Şivarsan Bek çok böyle, sert. Ee, Ayrıca iyi olmayan bir oyuncuydu. Beşen Barış toplu orta sağ gibiydi. Şi Şiir. Yani balet gibiydi böyle. Yani o siyah beyaz görüntülerde de futbol severler e, onu şey yapabilir. Çok küçük bir şey anlatayım izninizle araya gitmeden. Dedim. Şimdi benim küçük kız futbolu çok seviyor ve bu FC24 oynuyor yani o en sevdiği oyun. Kartlar, oyuncu kartları çıkıyor. Beckenbauer'la e, Müller çıktı. Ha, evet. Bunları tanıyor musun dedi bana. Hemen koy 11'e. Kaç numara oynuyordu? Kaç numara <laughs> oynuyordu milli takımda? 5? 13. Müller, Müller. Ha Müller oynuyor. Ben 13. Beckenbauer evet. soruyorsun. Hemen koy dedim ilk 11'e. <laughs> Şimdi diyor ki süper gol atıyor Müller diyor mesela. Öbür savunma oynadığı için ondan yorum gelmedi de. Bu arada bir anım da var. Franz Beckenbauer'la. Evet. Ee, NTV'de bir Almanya Kupası maçı anlatmaya Münih Olimpiyat Stadı'na gittim. Çok kar vardı o zaman hiç unutmuyorum. Ee, kocaman bir karşılama salonunda bir tane hanımefendi oturuyor. Sekreter yayı yapıyor orada. Odaya girdim. Kendimi tanışacağım ve yerimi bana gösterecek veya birini yönlendirecek. O sırada yandan bir kapı açıldı Rıdvan abi. Bir baktım Franz Beckenbauer. Tam biz konuşurken. Gayri ihtiyari hanımefendi döndü başkana. Buyurun dedi. Dedi misafirimizle ilgilen dedi. Hatta hiç unutmuyorum Galatasaray-Juventus olaylı eşleşme vardı. Bana onu sordu. Ne olacak? O gün müydü? Bir gün sonra mıydı hatırlamıyorum. Böyle ayaküstü hayran ol. Ama yani e, o zerafete bakar mısın yani? Ama zaten hakikaten öyle. Dedim misafirimiz beni tanım. E, ilk defa gördüğü genç bir adam. Yani ne iş yaptığını tanımıştır seni. <laughs> Lütfen dedi ilgilenir misin misafirimizle? Çok güzel, mi? yani zaten nasıl bilirdin? Centilmen İşte imparatorla kapı. Sahada da öyle. Sahada çok centilmen e, Peki aradan sonra e, tekrar birlikteyiz. Süper Kupa tahminimi söyleyeceğim. E, vaz mı geçtin 25'inden önce? Şöyle hesap ben de şimdi. O zaman reklamlardan tamam. sonra söyle merak ediyorum. Tahmini tamam, değil e, düşünce mi söyleyeceğim. Tamam. Evet tekrar birlikteyiz. E, hocam süper ile ilgili tahmininiz? 25 Ocak. Düşün. İlk evet, düşünce. Hatta evet. Ali Bey de bu e, almış ki. Ocağa tepki gösterdi. Çalıştık. Evet. Mart gözüküyor. Trafik çok. Ben de biraz çalıştım. Şimdi Ocak'ta kaydırarak gideceği için aslında e, maç trafiğinde fazlalık olmuyor. Öyle gördüm ben. Okudum. 25 Ocak. Eyvallah ama mis gibi bir 19 Mayıs duruyor bak şimdi. Şimdi 12'sinde Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Ligin son iki haftası. Zaten 25 Ocak'ta oynanmaya kalsa bir hafta kaydırılmayacak mıydı? Ligde 26'ında bitireceksin Avrupa Şampiyonası'ndan önce. Evet. da var yani 20'sinde toplanmayacağına göre. 19 Mayıs'ta Samsun'da Muğazım. bahar gecesi. Avrupa Her Kupaları rastlıyor mu peki? Şöyle yani, turlar... niye Mart'ta olmaz diyorum bir de ayrıca. Hı -hı. Şimdi Şubat'ta Galatasaray'ın iki tane maçı var Avrupa maçı. Evet. Ki eleme ihtimali çok yüksek şey, inşallah, inşallah Mart'ta bir daha oynayacaklar. Evet. Mart'ta Fenerbahçe'nin de maçı Tabii, var. Tabii konferans. Tane. Konferans kupası ortasında. 12 7 12 mi o, öyle bir şey. Üstüne bir de derbi. Yani e, 19 Mayıs'ta oynanması, 25 Ocak'ta oynatacağım ama ben olsam Samsun'da 19 Mayıs. 19 Mayıs'ta mis gibi. 12'sinde lig de bitmiş olur belki de bilmiyorum. Şu soru gelebilir. Ya üst üste oyna, oynayacaklar. Oynayacaklar e zaten vardı. oynayacaklardı. Öyle oynayacaklardı. <laughs> Bence bundan sonraki tek hedef 19 Mayıs'ta. Güzel bir pres şey de olur. Yani gemiyle de giderler edin. ne güzel değil mi? Evet 101. 101. 101. Yılda, yılda da olursa inşallah. Hayır demem ama 19 Mayıs. Riski bulur gibi geliyor bana. Genç Semih'le noktalayacağız. Her olanda bir hayır vardır. Evet. Genç Semih'le noktalayacağız. Bakalım maçın kahramanı, Beşiktaşlıların yeni yıldızı, yeni favorisi neler söylemiş. İki golü bir asistinin ardından. Çok şükür kazandık. Takıma katkıda bulunduğum için, gol attığım için çok mutluyum daha iyi olmak zorundayım. Kanat oyuncusu değil ama stil ve tarz olarak kendime örnek aldığım oyuncu Sergio Agüero. Aferin bak. Aa, tamam. Hakikaten fiziği de benziyor. E, evet, 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 Biraz doğru. daha uzun ama yani e, bacaklarının gücü... Çok ne kadar uzundur sence? Agüero'dan mı? Hayır hayır. Agüero ne kadar uzundur diyorsun sen. Aguero? Hayır, ben bu daha uzun Agüero'dan. Aynıdır onlar. Bir baksanıza çocuklar olabilir. Ama çok benziyor hakikaten. Evet. E, fiziği inanılmaz evet, evet, bir benzerlik. Yani... İlginç. Aferin bak şu çocuk. Hep böyle birilerini izliyormuş demek Bir daha alalım onu. Bir daha versene. şey. Ee, ya. Ne diyor? Kanat oyuncusu değil. Yani Agüero evet. için. Evet. evet. Aslında... Kendisi de değil. Kendisi. Ben de mesela Cessus'un takımında olsa Chief Santfor'dan biri olur. Ama... E, Aguero 1, 1.73. 173. Evet. Semih 1.78. Semih daha uzun. Tabii. O bayağı Ben öyle, o, öyle tahmin etti ediyordum zaten. O, o kadar bir fark ediyordum. Ama yani bir 18 yaşındaki çocuk için çok güçlü. Hani hep şey deriz ya gençlere biraz güçlenmesi inanılmaz güçlü. E mu 12 yabancı da sınırlayacaklar ya. 12 evet. istediğin kadar oynat. Zaten 12 yabancı olan takımlar 11'in ona e çek yok. Çoğu zaman %6-7 oyuncu ile falan oynuyor. Yani bu sınavdan iyi geçti. Sınavı hmm. güzel geçti. Abi bir artı daha... Kim e, alt altyapı hocası ya? Ona da tebrik ederim ya. Yani dolmuş. E, e, bir şey, hatta e, geçen hafta söylemiş 21 maçta 20 gol mü ne atmış orada? Ya şimdi Galatasaray'da 3 tane oyuncu girdi. Skor ne olursa olsun. Bugün de 1-2 e, sahadaydı 11'den. Tabii sonradan 3 tane. 3 tane de girdi. Geçen hafta ilk 11 oynadı bir tanesi. E, e, i̇çeride Müjdat'la konuşuyorduk. Son kapamadan önce hocam. Orada sizin de düşüncenizi mi merak ediyorum. Ee, Avrupa şampiyonasına mesela bir opsiyon olabilir. Eğer Vallahi bu, bu formla bu ya, şeyle gidersin. Yani bu opsiyonlar bayağı çoğalıyor. Onu söyleyeyim doğru söylüyorsun. Arda gel geliyor. Ben olsam, Bizim özellikle ama hücum hattında böyle vuruculara. Tabii, çok oyuncudur. Ozan Tufan'ın takip etmesinde fayda var. Çok evet. bölgede oynayıp orta sahanın her bölgesinde oynayabilir. Semih de Montel'e bir ışıklar yakıyor şu an. En azından sonraki turnuvalar için evet. gidip bir tecrübe. Kaldım. Mert de iyi oynadı bugün onu da söyleyeyim çok dikkatli. Evet, evet. O direkten döneni de dokun ben ilk anda fark etmemiştim. Hocam teşekkürler yarın akşam e, Fenerbahçe Konya Perşembe 17'de e, Sivas, oynuyor start. Sivas Galatasaray. He Yine he devre yani. araları maç sonlarında yüzde yüz futbolda birlikte yani, olacağız. yapar. E, <laughs> tahmini de hemen yapamadılar. şekilde yaparım. Diye e, ee, hocamızın yarına dair tahminini de aldık son bölümde. Fırat Aydınus ve Müjdat Muratoğlu az sonra son kararda karşınızda olacak. Hoşçakalın. derbi,